Aa, yakaladık. Ayakkabım var. Bir kritik. Öldüm mü kanka ben? Oy! Alır mısın? Divan'a hoş geldiniz arkadaşlar. Jin oynuyor olacağım bu sefer. Karşıda İki tane adam var. Kim geleceğini bilmiyorum. Ash de olabilir, Ezreal de olabilir. Bakalım bir lane'imize gidelim. Kimin geleceğini görelim. Şu anda Yasuo hala burada yok. Mordekaiser jungle'ımız var. Kanalda bir arkadaş sürekli Mordekaiser jungle istiyordu. Yapmayı planlıyorum ama bakalım ki önümüzdeki zamanlarda, günlerde bir oynayabilirim ama aklımda da aslında şöyle bir plan var. Ha, burada bir olay çıkar mı acaba? Yakalayamaz herhalde. Bir iki tane anca vurdular. Morde kanka sana biraz geç kalacağız gibi ama neyse. Neyse ne diyordum? Aklımda şöyle bir plan var. 4 vuruşumu yapıp gideceğim. Bir. Instagram'da bir soru başlığı açmak istiyorum. O soru başlığında 10 tane şampiyon koyacağım. Bu hafta hangi şampiyonları oynamamı istersiniz diye. İlk 5'teki 3 şampiyondan 3 şampiyonu seçeceğim. Yani ilk 3'ü direkt seçmeyeceğim de ilk 5'ten 3 tane şampiyonu ben seçeceğim. Hangisi olursa diyerekten. Çünkü bazı şampiyonlar Zed olur, Med olur. Arada bir koyarım öyle şakasına seçilir meçilir. Zed falan da çok fazla oynayamadığım için. Bütün günümü güzel bir Zed videosu çıkarmak için uğraşmak istemiyorum yani. Bütün günümü harcamak istemiyorum. Burada bir adama mı vursam ne yapsam? Güzel. Tamam ben buradan direkt flashla çıkacağım. Ölürüm ölürüm hiç zorlamaya gerek yok. Lan! W deli gibi kaçırdım neyse. Ay. Flash'ı attım çünkü hasarı ben yemek istemedim. Orada adamın devam etmesi birazcık hata oldu. Keşke W tutturabilseydim. Neyse. En azından iki tane kill alabildik. Güzel benim adımla güzel bir başlangıç oldu. Tamam çok güzel. Flash'ını da almış olduk adamın. Orada güzel yakaladık. Ben orada hasar çıkarabileceğimi düşünüyordum. Allah'tan da çıkarabildik. Teemo şu anda sıkıntı bir şampiyon. Yorabiliriz belki bu adamı. Ah o dördüncü vuruş olaydı. Ya üzerine adamın... Devam etmesini ederdim ben. Güzel alırdım onu. Tamam harika. Devam etmesine devam ederdim de. Dedim beni kör eder mör eder. Ondan sonra o 2 saniye kaçamam bir şey olur. Tutuşturu var mı yok mu bilmiyorum. Hani öyle çok riske atmak istemedim. Gayet de güzel. 3-0-1. 4 kill var bizim takımda. 4'ü de bizim bot lane'de. Bence harika bir başlangıç. Arkadan bir Q sektirebilirsem girebiliriz. Ben direkt heal bastım oradan ne olur ne olmaz diye. Bazen güvende oynamayı seviyorum. Tamam bir flash daha aldık. Orada Mastery'ye girebiliriz diye düşünüyorum ben. Dursaydı girerdik en azından. Bazı oyunlarda çok fazla çekingen davranıyorum ben. Sihirdar büyülerimi, ultilerimi kullanmakta ama bu oyunda en azından şu anda pişman değilim. Yani heal falan tabii ki önemli ama orada ben bir yarı cana düşsem buradaki lane'de çok zorlanabilirdik. Şu an karşıda sihirdar büyüleri olan var mı? Gayet güzel. Ben bu lane'de kalmak istiyorum. Bu adamın manası yok. 6 olsa bile ultisini... Beni kurtarırım. Şu anda ekranımda görüntü yok. Oh!
Ya orada döndüm aslında, hatalı bir karar vermiş olabilirim de. Dedim ben bu adamı keseyim bari. Öbürü çünkü Q atıyor, heal basıyor, şunu yapıyor, zıplıyor, mıplıyor. Öbürünün yapabileceği hiçbir şey yoktu. Hem ADC sonuçta, karşı ADC yazmış oluruz. Hatalı bir karar olabilir ama sonunda Janna çok uğraştı, çok çabaladı. Onun sayesinde aldık. Saat tek yapamadı neydi orada? Bir tane skill'i dodge'lattı. Yani ama ona da yapacak bir şey yok. Aa, yakaladık. Ayakkabım var. Bir kritik. Öldüm mü kanka ben? Oy! Alır mısın? Yemin ediyorum son anda gördüm ha şeyi. O nedir, zımbırtıyı da basabildim. Çok güzel. Nasıl korktum, nasıl korktum. Kanka çok iyi gidiyor ya. Öleceğim falan dedim. Heal'ım meal'ım da yoktu değil mi? Aynen, orada heal da yoktu. İki adım ileri gittim, dedim bari zaman kazanayım, maman kazanayım. Neyse ki üstesinden gelebildik. Oy. Adam beni zorlar mı emin değilim de benim bayağı skorum var. Ah be. Heal'ımı bu sefer atmamışım ya. Heal'ı atsam belki yaşardım. Neyse, ne yapalım, ne yapalım. Elimden geleni yaptım orada. Ben bir vuruş daha yapabilsem alırdım o adamı. Haydi kanka. Şimdi ulti attı. En azından ultisini aldı. Bence gayet güzel. Ne yapıyorsun? Kardeş. Kardeş ne yaptın? Morde. Morde alırsın. Bence düz vuruşla onu alsan çok daha iyi olur. Ya hiç ulti atmaya falan gerek yok. Bizim adam yine de öldü ama benim heal belki kurtarır falan diyecektim biraz önce kurtarmayan yeri. Teemo çok sorun çıkartıyor ya bu lane'de. Bizim Morde de bayağı maymun gibi koştu yani. Çok fazla şey yaptı. Ezreal'dan da harika bir ulti. Teemo'nun üzerine attı herhalde bilerek. Göstermek için yerini. İyi, ben dördüncü vuruşu vurup hızlı gitmek istedim. O da ona cesaret edemedi. Ona bir hala beni dövme şansı var. Flash'ımın ve heal'ımın olmadığı bir noktada sıkıntı. Düz atak için yaşayan bir şampiyon olarak Teemo'nun karşıya gelmesi bir bakıma üzücü yani. Hadi araba ölme! Bizim jungle çok 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 pasif. Bu kadar ittiğimiz, bu kadar yalan ettiğimiz bir lane'de ejderhaya falan odaklanmalıydık bence. Mastery geliyor. Aha. Çok iyi kanki. Abi ya. Düz vursam daha fazla vuracağım. Niye ulti açtım ki orada? Güzel kanka. Çok iyi. Tamam. En azından adam Q'yu ona atınca dedim rahat rahat biz alırız burayı. Şuradan şunu da alalım. Bu adamın kaçış şeyi falan yok. Benim ulti 14 saniye var. Tamam, gayet güzel. Hasar kasıyor. Yani tuhaf bir seçim bence. Aşağıdan zorlarlar mı emin değilim ama oraya biri gitse, bizim jungle gitse çok daha iyi olur. Biz buradan kulesini alalım en azından. Hem takıma para olur hem bizim oyun tarzımıza daha şey olur, uygun olur. Şu ejderhayı alabilirsek aslında o daha efsane olur. Ben ejderhaya yardım istiyorum. Lütfen bana yardım. Alıyor. Ne yapıyor bizim jungle? Abi ya sen ne kadar adam gidiyor farm yapıyor, burada ejderha var. Normalde ben böyle çok fazla şikayet eden adam değilim de yani oynamayı bilmiyorsan alma o zaman jungle yani.
Dediğim gibi oyunun başından beri biz bot lane'i eziyoruz. Verdiğimiz şeylere iki tane ejder verdik. Bir tane bunu verdik. Adam 2-3-0 yani. Daha oyuna bir yararı yok. Jungle'san gank atacaksın. Ejderha alacaksın. Şunu yapacaksın. Bunu yapacaksın. Of. Morde jungle yapma isteğim şu anda biraz daha düştü. E atacak. Bunu alırız. Çok güzel, adam yok oldu. Ben de diyorum nereye kayboldular la adamlar? Çok iyi. Bu adam buraya girer miydi bilmiyorum ama benim koruyucu meleğim var ya, ben buna güveniyorum. Hasarım da baya fazla. Lan ya. Vallahi bir tıkır kalmıştı. O tıkırı da atsaydı adam ölürdüm. Hatta şu an hala ölebilirim. Baron falan alabiliriz şu anda. Mastery'imiz var. Ben varım. En azından çarpı olan bir ormancı var ama ormancı nedense şey tercih ediyor. Böyle adamlara noob deniyor işte. Geldim kanka. Allah'tan atabildi çarpı. E hasarını yemem lazım ya da yediğinde bu adam içeri doğru geldiğinde ona çok fazla hasar verebilmek lazım. Buraya ben bir tane şu Zamazingo'dan atayım da. Şöyle birazcık geriye çekilip ulti atmak istiyorum ben. Ama bir pozisyon bulamam. Aşağı tarafta itiyorlar. E itiyor dediğim Mastery'i oradan itiyor. Bana buraya destek verirlerse çok daha iyi olur. Baronumuz son belki 1-2 dalgası var. Taktiksel oynamak lazım. Bizim takımda pek bu mentalite yok. Aynen. Adama desteğe gittiler. Koruyucu meleğim de son 2 saniyeydi gördüyseniz eğer. Yapacağım bir şey yok. Yani orada flash atsam da yapabileceğim bir şey yoktu. Takım takip etmeyince belki bir ihtimal hani şey yapabilirdim. Ben de dönebilirdim ama yani doğru olanı yapmanız lazım. Sizin onları sürüklemeniz lazım. Bazen de sürüklemeyince hatalı olan siz oluyor gibi görünüyorsunuz. Burada Mastery burayı iterken biz 3 kişi buraya gidecektik. Baron güçlendirmesini kullanarak hızlı hızlı itip ya burayı alacaktık ya orayı alacaktık. Ama ya ne orayı alabildik ne burayı alabildik. Hatta üzerine shutdown killleri verdik. Kaç gold? 550 gold vermişiz. Geldim. Tamam, biraz daha kitle kontrol. Harika. Şu an ben de mid'e gidebilirim. Hani bu dakikadan sonra bu kadar adam ölmüşken iki tane lane'i ittirmenin pek bir anlamı yok. Hani şu anda onların yaptığı karara ben uydum çünkü mantıklı olan oydu. Hadi bir ulti atayım ya. Bakalım yine ulti atınca öleceğim mi? Tüh, flash atamadım. Neyse, güzel oyunda. Arada hatalar oldu. Özellikle en çok gözüme batan, beni böyle falan diye şey yapan aşağıda gank yediğimizde benim ulti açmam oldu. Ulti hasar çok fazla zaman aldı. Ulti hasar çok az oldu ve zaman aldı ultiyi kullanmam. 14.1 MVP ben olmuşum. Orman çok kötüydü. 11.9 puan alsa bile bence çok kötüydü. Ona vermeyeceğim. Mastery yani ben bizim support'a vereceğim. Puan olarak en kötü oydu ama fena oynamadık bence bot lane'i. Eğlendiğim safhalarda. Hasar olarak da en fazla ben vermişim. 29.000 cana neredeyse bizim Mordekaiser kadar vurmuş. Çok kötü.
Hatta Ashe de karşıda en az hasarı vurandı. Teemo gayet iyi oynadı. Teemo gayet taşımaya çalıştı ama ADC'si o kadar katılamadı bu duruma. Bu oyunluk bu kadardı arkadaşlar. Bir bakalım kimlerin hikayesi var kanalda. İki hikaye var. İki hikaye var. İki hikaye var diyorsam normal ve kısa hikayedir. Sıfır. Sıfır. Sadece normal hikayesi var. Sıfır. Sıfır. Yarın ikinci hikaye geliyor. Kısa hikayesi geliyor. Bunda spoilerini vermiş olayım. Sıfır. Ve bir tane normal hikayesi var. Hatta Teemo'nun kısa hikayesi biliyor. Kısa hikayesi olmayan şampiyon ben şu anda bir tek Teemo görmedim. Gördüm. Diğer hikaye, diğer şampiyonlarda henüz bakmadığım olmuştur belki ama Teemo'nun kısa hikayesi yok. Çok tuhaf. Bu oyunluk bu kadardı arkadaşlar. İzlediyseniz, izleyip beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorum yapmayı unutmayın. Son zamanlarda çok sık duymuşsunuzdur eğer kanaldan haberdar, videolardan haberdar olmak istiyorsanız çana da tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. And now I know my